Günaydın arkadaşlar. Herkese merhabalar. Vlogu tam olarak burada başlatmış bulunuyorum. Çünkü hazırlanmasıydı, kahvaltısıydı, o suydu, bu suydu derken fırsat olmadı bir türlü vlogu başlatmaya. Şimdi biz Yağmur'la Gratis'e gidiyoruz. Kendisinin büyük bir merhaba, takma tırnak sevdası var. Büyük takma tırnak alacağız. Sonra kargoya gideceğim. Çekilişimizin kazananı açıklandı. Dolayısıyla onu kargoya vereceğim. Sonra eve geleceğim. Gerisini bilmiyorum. Şu anlık bu kadar bir yapacaklar planım var. Ha bir de markete gideceğim. Sonra eve gideceğim. Bakalım. Günü değerlendireceğiz gene. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bunlar mı kocaman? Bunlar bembeyaz bir şey. Onun üstüne kendi istediğin rengi sürüyorsun. A101'e geliyoruz şimdi. Gratis'ten çıktık. Yağmur aldı gene. Kendine yılbaşı hediyesi aldı. Üstüne bir de hediye paketletti. Yılbaşı harcının altına koyacakmış. Kendine hediye aldı. A101'e gidiyoruz dedim ya. A101 kapanmış. Tadilata mı girmiş? Kapanmış mı? Ne öyle bir şey olmuş. Bir dakika. Yağmur da beni sattı. Dedi ki benim dedi 3'te dedi dersim var dedi. Ben derse gidiyorum dedi. İstediklerini aldırttı. Aldı gratis torbasını, poşetini. Ben de şu an bu vaziyetteyim. Poşeti ve şununla gidemeyeceğim için ben de önce poşetini eve bırakıp sonra kargoya gitmeye karar verdim. Dolayısıyla iki kere gittik. Eve gir çık yapacağım. Kargoyu vermeye gidiyorum. İnşallah çok beklenemiyor. Ara sokaklardan gidiyorum kargo. Çünkü kalabalıktan ne kadar uzak durursam o kadar rahat hissediyorum korona açısından. Çünkü cadde çok kalabalık. İnsanlarla şöyle geçiyorsun insan yani. Böyle bir saniye şeklinde. O yüzden hiç hoşlanmıyorum öyle kalabalık şeyinden. Özellikle şu dönemde. O yüzden böyle ara sokaklardan mümkün olduğunca sokakta tek başıma olmayı tercih ediyorum. O yüzden ama şimdi gene mecbur caddeye çıkmak durumunda kaldım. Çünkü kargo caddenin üzerinde. Öf yürü yürü bitmiyor ya. Şimdi işim bitti. Kargoyu da verdim. Artık eve gidebilirim. Başka da bir işim kalmadı ya. Şimdi kahvaltı ettim. Hemen dışarıya çıktım yani. Hiç oturmadım da. Çok yoğun bir gün geçiriyorum arkadaşlar. İnanamam size. Geldim sayın. Evde görüşürüz. Sadece Luna'yı çıkarıyorum. Onu geçen videoda da söylemiştim. Ya bir susar mısınız? Arkadaşlar konuşamıyorum. Lütfen rica ediyorum ya. Onu susturuyorum. Ay uzun zamandır böyle hazırlanıp çıkmıyordum. Hoş yani bugün dışarıya çıktım da hazırlanmama gerek var mıydı diye bir düşünüyorum. Yoktu. Ama o kadar çıkmıyorum ki dedim kargoya giderken de böyle hani paspal bir vaziyette gitmeyeyim. Gratis'e gidiyorum. Eşofmanla gitmeyeyim. Pantolon, kazak falan hemen giydim çıktım. Benim şu gözümün altı çok kötü ya. Gözlüğü çıkarınca böyle çöküyorum ama bu gözlük varken gayet iyi, güzel gözüküyor. Gözlüğü çıkarıyorum, lens takıyorum hemen şuralarım şöyle. Hem mor hem halkalık böyle çok kötü gözüküyor ya. Gözlük de rahatsız ediyor ya da çok gözlük takmaktan oluyor bilmiyorum. Ama çok fazla lens de takamıyorum. Anca dışarıya çıkarken falan. Ne ağlıyorsun ya? Dur bak göstereceğim. Şimdi göstereceğim. Yattığı yerden ağlıyor. Ağla. Hadi ağla. Hadi bir de bayıl Feriha. Ötekini ver. Tamam. Dön. Af. Aferin benim kızıma. Üstümü falan değiştireceğim şimdi. Birazdan görüşürüz. Konuşamıyorum. Şöyle alayım ya. Bir türlü duramadım. İnternette tripodum. Ev kıyafetlerimi giydim. Taytım ve sivetim. Pembe ikili.
Gerçekten yani uzun zamandır bayağıdır böyleyim ya. Bir eşofman giyiyorum, bir tayt giyiyorum, bir sivet giyiyorum. Akşam 9'da şey var, nar patlatma. Ne kadar çok parçalar ayrılırsa o kadar bereketli olacakmış yılın. O anlama geliyormuş o da. O yüzden bize nar patlatacağız. Kişi başı bir nar şeklinde toplam 5 tane nar patlatacağız. Öyle yani, şimdi lensimi çıkaracağım. Tekrar lens çıkarma kısmını pek göstermeyi düşünmüyorum ya. Hani gerek yok sonuçta. Gözlükle geri geleceğim. Çok yoğun bir gündü bugün gerçekten. Hani videoya ne kadar yansıtabildim bilmiyorum ama. Benim bir tane ödevim vardı yarına. Gerçi yarınki dersim 2'de, sabah da bakabilirim de ben kesin yarın sabah bunu unuturum. Hazır hatırlamışken şimdi ona bir bakacağım. Telefona kendini sevdiremezsin. Böyle bir şey yok. Derse bakayım da, ay köpük, ne yapıyorsun? Derse bakayım, gözlerini temizleyeceğiz senin. İstediğin kadar severim seni sonra. Şu an bana müsaade et ama. Hayır, o bardakları da sevemez seni. Bana bir müsaade et ya lütfen. Lütfen, tamam gel kucağıma gel. İşte ne diyordum, dediğimi de unuttum. Ödevim var. Bir ödeve bakacağım ama ödevimi telefonun notlarına yazmıştım. Ona bir bakacağım. Tabii şu durumdayken nasıl bakacağım bilmiyorum ama olsun. Biz böyle duruyoruz şu an. Evet, köpük beni terk etti sonunda. Ben şuna bir bakmak istiyorum. Şu ödevi notta, bilgisayarın notlarına yazdım bu sefer. Oradan bir bakayım. Kopyala. Mimarlar hazır. Şimdi yukarıya çıkacağız. Yukarıdaki kapıyı atacağız. Bunlar patlatalım. Yani çekmeye çalışacağım. Kamerayı güzel bir yere koyabilirsem, yani güzel bir yer varsa açı açısından çekeceğim ama yoksa çekemeyeceğim artık arkadaşlar. Onun için çok üzgünüm. Şimdi yukarıya çıkalım. Mimarları patlatalım. Daha kimse çıkmamış. Yukarıda bekleyeyim. Şimdi dışarıyı da bir bakalım. Ay bu arada var ya. Ay çok güzel. Tam yarım ay ama. Telefonda ne kadar gösterebilirim onu? Ben patlatma sırası bana geldi şimdi. Patlatıyorum. Ay çok da korkarım böyle vurmalı kırmalı şeylerden. Dur daha edeyim. Hazırım. Ay çok pardon, ışık. Tutuyorum. Kırılmadı. Benimki çatladı ama kırılmadı. Kırıl, çatladı. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Bir daha atacağım. Zaten temizlenmiyor. Ay suyu çıktı. Olsun. Ay bu patlar, ben korkuyorum şu an. İçten patlama yaşadım. O yüzden bence başarılı. Ama tabii istediğim gibi patlamadı. Çünkü poşetten çıkar diye korkuma istediğim şiddetle atamadığım için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bitiriş konuşmalarını çok beceremiyorum ya. İşte bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videom vlog mu olur, başka bir şey mi olur? Çünkü tam hala emin değilim. Anlık karar veriyorum da diyebilirim aslında, kafama ne eserse şeklinde. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı,
Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.